Uzun zamandır renklerle ilgileniyorum. Bugüne kadar birkaç renk deneyi yaptım. Bazıları ışıkla, bazıları da boyayla. Bu deneylerdeki amacım renklerin dematerialleştirilebileceğini ispatlamak ya da bunu yapmanın mümkün olmadığını göstermekti. Tüm bunları yaparken bugüne kadar renklerin geçiciliğiyle kimlerin ilgilendiğini de araştırdım. Başrollerde Turner karşıma çıktı. Geçicilik ya da atmosferlerin dematerialleştirilmesi dendiğinde akla Turner geliyor. Bunun üzerine ışık ve renkle çalışırken aslında Turner'ın neyi gerçekleştirmek istediğini anlamaya başladım. Bu projeye başlarken bazı tablolar seçtim. Bu tablolar benim için Turner'ın çabasını simgeliyordu. Elbette ki bir noktada Turner'ı geride bırakıp bu tabloların kendi başlarına var olabilmelerine ve bir anlam içerebilmelerine izin vermek gerekiyordu. Ne kadar renk, hangi renk, ne kadar ışık ya da ne kadar karanlık şeklinde düşünerek küçük bir analitik plan hazırladım ve bunları düzenledim. Tabloları ışık ve atmosfer açısından anlamaya çalışıyordum. Elde etmeye çalıştığım şey ise izleyicilerin tablolar etrafında dönerken kendilerini meşgul edebilecekleri bir ortam yaratmaktı. Merkez ya da ufuk noktası yok. Tabii ki hiyerarşi de yok. Turner'ın geçicilik fikrini radikalleştirdiği çalışmaları üzerinde durmaya çalıştım. Her şey soyutlaşırken, bir hikaye yaratmak istediğinizde gerçekten çok fazla çalışmanız gerekiyor. Çalışmaya başladığınızda bir şeylerin peşinde koşarken, bir noktada bundan bir anlam çıkarmaya çalışırken aslında kendinizin peşinde olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Bugün bu olasılığı ortadan kaldıran şeylerle çevriliyiz. Anlam çıkarabilmek için çalışmalıyız. Daha önceden sindirilmiş ya da bizim için çalışması için yapılmış şeyleri tükettiğimiz hissine kapılıyoruz. Turner'ın tabloları son derece güncel ve bugün bile hala söyleyecek çok şeyleri var bence. Onları görebilmek harika bir deneyim. Sanki hiç yaşlanmıyorlar.